Arkadaşlar, TeknoBeyi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Huawei klavyede Google klavye ayarlarını öğreteceğim arkadaşlar. Öncelikle ayarlar menüsüne giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan sisteme tıklıyorsunuz. Dil ve girişe giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan varsayılan klavyeyi Google klavye ve Swift klavye üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Bizim bugünkü videoda işleyeceğimiz Google klavye olacak arkadaşlar. Şuradan Google klavye ayarlarına girebiliyorsunuz. Buradan dillerinizi seçebiliyorsunuz. Yeni dil ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan temalarınıza girebilir ve kendi temanızı oluşturabilirsiniz. Temalarınızı ayarlarını seçebilirsiniz arkadaşlar. Metin düzeltmeye girdiğiniz zaman burada öneri bandını göster, emojileri göster, kişi önerileri ya da otomatik düzeltmeyi açıp veya kapatabilirsiniz arkadaşlar. Otomatik olarak büyük harf yapı da buradan açıp kapatabilirsiniz arkadaşlar. Geri geldiğimizde ise arkadaşlar kaydırarak yazmayı etkinleştirebilir veya kaldırabilirsiniz. Kaydırarak yazmayı etkinleştirdiğinizde harflerin üzerinden çizerek, yani harflerin üzerinden kelime oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Tercihlere girdiğinizde arkadaşlar burada emoji değiştirme tuşunu gösterebilir veya kaldırabilirsiniz. Tek elle kullanım modunu açabilir veya kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Klavye yüksekliğini seçebilirsiniz. Uzun, kısa, biraz uzun. Bunlar size kalmış şeyler. Tuşa basıldığında ses çıkarı da arkadaşlar. Şuradan ekleyebilirsiniz veya kaldırabilirsiniz. Buradan arkadaşlar sözlüğe girebilirsiniz. Buradan kişisel sözlüğünüzü oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Önerilen kelimeleri de silebilirsiniz ve görebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar buradan da kendi dilinizi, klavye dilini klavye üzerinden hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz. Şöyle uzun bastığınızda emojilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ek olarak ayarlara hızlı bir şekilde buradan ulaşabilirsiniz. Buradan giflere ulaşabilirsiniz. Şu 3 noktaya tıkladığınızda tek elle kullanım modunu etkinleştirebilirsiniz veya kapatabilirsiniz. Çeviriye girebilirsiniz.